şu binayı hatırlıyorsunuz herhalde. Reklam yapmaya gerek yok. Anlayan anladı. Neyse. İlerlediler ama ya. Baksana şuraya. Tüneli müneli kaldırdılar. Aynen artık. Gene bir gelişme var. Başladılar. Neyse, H&M'e giriyoruz. Bakacağız üstümüze başımıza uygun bir şeyler var mı? Arkadaşlar. Şuna 50 dolar diyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Aba, made in Turkey. Kotlarda Türk ürünü burada. Bir de çorap bulduk. Bu da Türkiye. Genelde iç çamaşırı ve çoraplar Türk oluyor. Biraz küçük olmadı mı? Biraz. Yani K-pop yıldızlarının giydiği tarzı böyle enteresan yakın şeyler oluyor ya, ona benziyor. Hani şu yazı ikinci yıkamadan sonra bir daha yazmayacak orada. İkinci yıkamadan beyaz. Sonra bu tişört kalmaz. Ben 2000'li yılların başında hatırlıyorum H&M'i. Mükemmeldi yani. Kalite olarak harikaydı. Ama burada zengin olunca kuyruklarda beklemek zorundasınız. Gördüğünüz gibi Gucci yönünde böyle her zaman, yani abartmıyorum, gerçekten kuyruğu var ya, gerçekten burada her zaman %99.9 Asyalıların yoğun olduğu bir kuyruk var. Gucci'ye para yedirelim diye bekliyorlar. Ne diyelim? Ama bak, Gucci ucuz burada. Louis aynıymış. Burası da aynı. Gucci'nin günahını aldık ya. Bir de Superdry var. Buraya yeni açıldı bu dükkan. Bilenler bilir. Çok kaliteli ürünleri var. İnanırsam İngiliz markası. Herhalde bir Japon geçmişi de var. Veyahut da Japon markası bir İngiliz geçmişi var. Bilemedim. 10 numara oldu ha. Bak bak bak. Türkiye, Türkiye, Türkiye. 109 dolar. Burası da Türk. As bayrakları, as. Getir. Alıp ittiriyorum ya. Kasteyi bu. 300 dolar. Ooo, indirimli. İndirimli. Bak bak, 600 dolar. 600 dolar. İnanmayanı gösterelim şöyle. 600 dolar şu ceket. Ooo. Ama katmandı yani orası. Vay, şu olayı çok sevdim Okan. Lambam var, masam var. Masa 80 dolarmış. Kelepir. Seneye kamp için alalım mı sistemimizi? Air matris mi diyorlardı buna? Çok rahat. Ne onlar rahat. Ama süper, acayip patmış. 2 derecenin üstünde kullanırsanız daha konforlu olur sizin için diyor. Allah davul etsin yani. 600 dolar, 500 dolar para vereceksin. Eksi de bile seni adam gibi koruyamayacak. Kime geleni mi çıkmıyor? Aynen. Bereler vardı. Çok gezdik. Fiyatlar da bizi yoğurdu. Bir daha çıktık. Dedik ki bir burger yiyelim. Şimdi sizi Burger Fuel'a götüreceğiz. Buranın en kral burger yiyebileceğiniz yeri. Yanlış mıyım? Kesinlikle doğru. Acayip burger yapıyor adamlar. Hafif bir tık pahalılar ama mükemmel ya. Yani. Şu anda ağzım şuradan akıyor herhalde. Dur. Onu bir sileyim ben. Oraya gideceğiz, bir burger yiyeceğiz. Ondan sonra da eve kaçarız. Ya da bir kahve daha içeriz. Bilmiyorum. Ahanda, mekan burası. Ben bir tane American Muscle alıyorum. Gördüğünüz gibi ürünler zaten burada. Helal, bir sıkıntı yok. Helal istiyorum dediğinizde helal yapıyorlar. Burada bir tane Single Muscle. Gördüğünüz gibi helal. Bir de kumra, yani tatlı patates kızartması aldım. Toplamda 16.40. Turşusu, peyniri ve aioli, yani mayonez kıvamında. Mayonezimsi yani, bir şey. Mayonez kıvamında. Bu da tatlı patates kızartması. Favori. İnanılmaz güzel bir şey ya. Çok şükür bugün de doyduk. Nasıldı yemek? Çok iyi. Acayip güzel ya. Harbiden. Burada gerçekten önerebileceğim yemekler arasında bu ya. Tek önerebileceğim şey bu. Verdiğiniz her kuruşa değiyor yani. Hak ediyorlar. Çok helal iyi. Olsun. Çok şükür. Elemanlar Burger Fuel. Ekmek bak, kuyruğu bak, gibi. Bak bak, kuyruk sapıtmış durumda. Gucci. Beleş. Sanırsın ki bedava veriyorlar. Bunu da çekmeden olmaz. Burası da Giappo. İtalyan gelato satıyor yani. Dondurma satıyor. Kuyruğa bakar mısınız? Ve çok da kazık bir yer aslında. Aslında o kadar kazık değil de. Mesela bir kilo dondurmayı 25-26-30 dolara kadar alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Ama ya. Altın kaplama değil mi? Altın kaplama. Altın kaplama. Gerçekten öyle. Bak, sıraya bakar mısınız ya? İnanılmaz. Neyse, Allah sabır versin size, biz şey yaparız onu. O içeriz de tıktım tıktım yani. Saçma sapan bir kalabalık. Ama dondurmalar harbiden güzel ya. Şu kamerada zoom olsaydı şunların yediklerin. Kızın yediği çikolatalı çok güzeldi lan. Aynen. Oradan bir şey yapsaydık biz ama. Neyse. Değil mi? Bak bak bak. Ceza yemiş Audi. Kaç paraymış abi? 200. 200 dolar!
200 dolar muhtemelen. 200 dolar yemesinin sebebi ne biliyor musunuz? Muhtemelen arkadaşın şeyi, rejosu, yani trafik kaydı expired oldu. O yüzden bak bakayım. Bak gel. Oha. Ocak'ta trafik kaydı bitmiş. Bu şekilde trafiğe çıktığı için 210 dolar. 200 ya. Tam 200 mü? Tam 200. 200 dolar. Burada da enteresan bir mekan var. Benim de bir tane de 200'üm vardı ya. Bakın burada da ne bulduk? Kahve öğütücü cezvemiz. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Yalnız fiyatlara bakar mısınız? 98.50. 96. Lütfen Okan'cım, lütfen. Fiyatlar baya baya. Ama şu 79.90 ya. Sen hiç bunlarda kahve öğüttün mü? Öğüttüm. Çok güzel oluyor. Manuel acayip güzel oluyor. Neyse. Her yerdeyiz. Gençler görüyorsunuz. Kuyruk daha da büyüyor. Yüreğim alıyorum, benim alıyorum. İkinizi de alıyorum abi. Bugün hava çok güzel ya. İşler güçler izleyenler bilir, o kısmı bilir. Bugünkü videomuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.